Şöyle hemen kenarından bir tane alıyoruz ve böyle bir lokum yokluyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, şunu şöyle dışarı koyalım ve ben bunu size yakından göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün bunlarla farklı bir lokum yapacağım. Artık yumuşadılar. Dekor olarak kullanıyordum. Ama kullanma zamanı geldi artık. Şunun içine bir bakalım. Öncelikle şunu şöyle bir soyalım bakayım. Bu ağaç kavunu. Çok güzel, çok böyle toz pembe. Bir mandalinamız da. Şahane bir şey. Mısınız? Muhteşem. Evet, bunu bu şekilde alıp sadece içini zarlarından ayırıyorum ve kaseye koyuyorum. Ağaç kavunlarım böyle koca bir kase çıktı, iki tane. Ve şimdi greyfurtla mandalinaları sıkıp yapmaya başlıyorum. Sıkmış olduğum mandalina ve greyfurt suyunu şöyle bir süzgeçten geçiriyorum. Evet, şimdi burada tam 1 litre narenciye suyum var. 1 litre narenciye suyunu buraya alıyorum. İçerisine 1 su bardağı nişasta ekliyorum. Mısır nişastası. 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı karamel sosu arkadaşlar. Daha önce yapmıştım. Yapımı daha önceki videolarımda var. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız önceki videolarıma lütfen bakın. Bu lokum karamel soslu olacak. Evet, şimdi bunu burada güzelce bir eritiyorum. Şekerini, nişastasını. Evet, şimdi pişireceğim tencereye boşaltıyorum. Evet, ocağı yaktım ve şimdi burada kaynatacağım. Sürekli karıştırarak pişirmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, nişastam sertleşmeden ağaç kavunun da içine alıyorum ve birlikte pişiriyorum. Evet, kaynamaya başladı. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Evet, bu aşamada artık içerisine şöyle bir kase ceviz ekliyorum. Evet, şöyle düzeltelim. Bir gece hepsi de üzeri kapalı olarak bıraktım.
ve akşam baktıkça böyle kek gibi dilimleyip yemek istedim. O kadar güzel bir görüntüsü var. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Öncelikle üzerine hindistan cevizi atıyorum. Üzerine tekrar yağlı kağıt koyuyorum. Tabii ki biraz fazlası. Ve şimdi bunu ters çeviriyorum. Çevirmiş olduğum tepsiyi şöyle, bakın çok rahatlıkla çıkıyor zaten. Üzerinden alıyorum. Evet, diğer tarafına da bol hindistan cevizi ekliyorum. Bu çok farklı bir lokum oldu. Üzüyle. Gördüğünüz gibi ağaç kavununu sıkmadım ve kendi özüyle içinde bıraktım. Bol hindistan cevizi. Şu kenarlarına da güzelce bir atıyorum. Evet, kek gibi yuvarlak oldu bu. Ve şimdi şöyle hafif hafif bastıralım diye. Elimizi üzerinde gezdirelim. Çok kalın oldu. Aslında daha ince olmuş olsaydı veya iki tepsiye boşaltmış olsaydım rulo yapacaktım. Cezerye gibi olacaktı ama bu kalın oldu. Evet, şimdi bunu kesmeye başlıyorum. Öncelikle şöyle ortadan alıyorum. Evet arkadaşlar, olay bu. Kesilmiş görüntüsü dahi muhteşem. Evet, şöyle bakalım. Yani gerçekten olağanüstü güzel bir lokum oldu. Bunu size tavsiye ederim. Arkadaşlar, bunda hiç kimyasal olmadığı için bunu dolapta muhafaza etmenizi öneririm. Dışarıda tutmayalım. Dışarıda kalırsa küflenir. Çünkü dediğim gibi bunda kimyasal yok. Şöyle yine etrafını buluyarak alıyorum. Arkadaşlar, böyle kocaman lokum oldu. Ama gerçekten şöyle bakın, muhteşem bir lokum oldu. Bunu mu? Tabii ki bunu bir kek yaptığım zaman kekte kullanacağım arkadaşlar. Bunu da ziyan etmeyeceğim. Evet arkadaşlar, bende kalın. Renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.